28 dereceye set ettik. Ortam algılaması 30 olarak görünüyor. Ve tam 1 kW'larda çekiyor şu anda. Ben 24 derecede buraya tırmandırdım. Biraz yavaş yavaş tırmandı. Ve sonrasında 1 kW'a kadar çıktı. Griller emis sıcaklığı 2 derece diferansla çalışıyorlar. Eğer 2 derece fark set ettiğiniz sıcaklığın üstünde 2 derece fark olursa 3 dakika böyle devam ederse bu orada kısa stabil kalırsa yavaş yavaş tekrar kısmaya başlıyor kendini. Şu anda cihaz ortam sıcaklığını sabit olarak algılıyor ve yükselmediği düşmediği için de 1 kW olarak yoluna devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 1 derece düşürelim. Bakalım ne olacak. Set ısımızı 1 derece indiriyoruz. 27'ye çektik. 30 derece algılıyordu. Tabii ki tepki verme, bir süre sonra tepki vermeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi inverter yapacağız için inverter değil mi diyenler vardı. Bakın biraz kıstı kendini. 924-925 wattlar yaptı. Şimdi bir süre daha burada duracak. Bir süre sonra cihaz tekrar bir kademe daha kısacak. Üfleme sıcaklığımız tabii ki hala 51 watt altında. Evet, 2 dakikada sürmedi. Tekrar bir tur daha aşağı iniyor. Ya burada da inverter mantığını tamamen kavramış olduk aslında. Benim bu cihazım 12'lik bir makine. Gri üretim Zebra EcoChance serisi. Evet, bakın 800 watt'a geldi kaldı. Bu cihaz 400 watt'lara kadar inebilir minimumda. 400 watt'tan sonra eğer istediğin sıcaklığın üstüne çıkarsa cihaz bu sefer on-off gibi çalışmaya başlıyor. Bu da normal zaten. Çünkü 2 derecenin üzerinde yani 3 dereceye bulun vardı ayarladığın set sıcaklığı. Cihaz tahmini kapatıyorken. Gerçekten 800 watt'lara düştü. Tekrar şey kontrol edelim. Evet, biz 27 derecede set etmişiz. Emiş algılama 30 derece, 3 derece fark var. Şimdi kontrol etmeye çalışıyor. Bakın tekrar kıstı. Ya bu böyle 400 watt'a kadar inecek şimdi. Ya birdenbire kısmıyor. Birdenbire kısarsa içerisi soğuyabilir. Belli bir derece şeyde kısıyor. Yani frekansıyla oynuyor kompresörün. Sonra bir daha biraz daha değerlendiriyor ortam ısısını. Ve ortam ısısı istenilenin hala üzerinde duruyorsa belli bir süre sonra belli bir kademe daha kısıyor. Tamamen firmanın tecrübelerine dayanarak yazdığı bir algoritma. Tekrar kısmaya başladı. Altı yüz otuz wattlarda. Evet, tekrar stabilleşti. Daha bekleyecek. Şimdi böyle parça parça kısarak 400 wattlara kadar düşüyor. Ben biraz daha beklemeye alıyorum videoyu. Evet arkadaşlar, tekrar kısıyor. 560 watt. Evet, tekrar bir daha bir beklemeye geçti. Bari üfleme sıcaklığımıza bakalım. Evet,
sent. Üfleme sıcaklığımızda 45.6 var atışta. Ada sıcaklığı algılaması hala 30 derecelerde. Dediğim gibi minimuma kadar değinecek. Eğer minimumda da hala böyle kalırsa ondan sonra off pozisyonuna geçecek makine. Evet, bakın tekrar kısmaya başladı. Bu arada hiç aralık vermiyor. Aynen seyrediyoruz. 500 watt'tayız. Bu 1-2 watt'lık oynamalar tamamen sıcaklıkla ilgili şeyler. 1-2 watt arasında orada kısmı. Sadece sıcaklığın denge oturması ile ilgili. Fan hızı içinde fan hızını düşürürseniz watt biraz daha yükselebilir. Kompresör zorlandığı için bir süre sonra tekrar denge olur. Bir kademede kaldık yani 490. Bakın tekrar şimdi düşmeye başladı. Evet, 449-450'de tekrar durdu. Burada bakalım. 42 derece. Set sıcaklığımız 27. Emisyonumuza bakalım. Hala 30 emiyoruz. Yani bizim emiş bölgemiz, benim filtre sensörü ben emişe aldım. Şurada. Normalde bu sensörün yeri bu gördüğünüz delikli kısımda. Ben sensörü buraya aldım. Fandan daha çabuk etkilensin diye. Ama orası daha iyi artık sıcak. Tekrar bakalım. Evet, 30 derecedeyiz. Yazımız yapmış. 440'da. Yani cihazda aslında ani durma diye bir şey yok. Yani cihaz durmuyor. Belirli sürelerde kendini kısıyor kısıyor. Ve en son bakıyor ki olmuyor ki duruyor. Aslında en büyük yapılan yanlış ben her zaman söylüyorum, gereğinden büyük kapasiteler seçiyoruz, daha çok ısıtır diye. Ama maalesef ısı daha stabil olmuyor. Bu cihaz benim koridorda çalışıyor bildiğiniz gibi. Aşağı yukarı 60 metrekare, yani evin kapıları tabii açık şekliyle söylüyorum bunu. Tek hacimde değil. Şöyle gösterelim. Böyle koridordan dolayı doğru. İşte mutfağa, karşı salonda da bir klimamız çalışıyor şu anda zaten. Oraya, onları şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Artık makine istediğini yapamadı ve tamamen kapattı geldi. Çünkü 440 watt'a kadar da geldi. Ortam sıcaklığımız bizim hala 30'larda stabil kaldığı için cihaz kendini kapattı. Burada artık yapacak bir şey yok. Çünkü oradaki 3 derecelik diferans bir türlü aşağı doğru çekilmedi. Şimdi ne yapacak makine? Makine biraz sonra tekrar devreye girecek. Bu sefer 9 wattları görmeyecek. 400-500 wattlarla tekrar yola devam edecek. Oralarda stabil tutmaya çalışacak. Evet, sıcaklığına tekrar tıkalım. Evet, 29 derece, 28 derece değişiyor. 29-28 derece ne zaman devreye girecek? İçerisi 26 dereceyi gördü mü? Yani şuradaki 28 derece, 26 derece gördü mü? Tekrar dışında devreye girecek. Evet arkadaşlar, iyi seyirler. Çalışma mantığını anlatabilmişsiniz umuyorum.